비춰주네. 낭만이 맑은 여름 꽃잎에 따뜻한 마음을 너 그렇게 고운 작은 손으로 희망을 담아주네. 징그럭 세세. Çok çalışıyorsunuz. Sizin yardımınız sayesinde çok yorulmuyoruz. Bu arada işler nasıl gidiyor bakalım? Ben... Anlıyorum. Kontyu'nun sağlığı giderek bozuluyor. Anlamadım. Daha mı kötüleşti? Kesin olarak bir şey bilmiyorum. Kont Yun mu? Bunlar neden bahsediyor? Cangum, konu nedir? Sizi korumak için sizden saklamış olmalı çocuklar. Bizi korumak mı? Siz ne diyorsunuz anlamıyoruz. Biz yemek sanatını öğrenmeye çalışmıyor muyuz? Biz Kont Yun ve Esi Kraliçenin yakalandığı bir hastalık için tedaviyi bulmaya çalışıyoruz. Tedavi mi? Evet, bu hastalığın yemekle tedavi edileceğini söyleyen bir kitap var. Bir hastalığı yemekle tedavi etmek mi? Bence kesinlikle bunu kimseye söylememelisiniz çocuklar. Bu çok önemli. Peki efendim. Biz bu yüzden mi bir şelale arıyorduk? Evet, kitapta öyle yazıyor. Gerek yok. Ben sadece işimi yapıyorum. Samanlıkta iğne aramak gibi bu. Ejderha, bulutlar, bütün bunlar ne anlama geliyor ki? Ejderha ve bulut. Tam olarak ne yazıyor? Gümüş okyanusun girdabında bulut ve gök gürültüsü manzarasına şahit olmak için bir ejderhanın haykırışını takip ettim. Burası benim memleketim. Senin memleketin mi? Gümüş okyanusun girdabında bulut ve gök gürültüsü manzarasına şahit olmak için bir ejderhanın haykırışını takip ettim. Evet, bu doğru. Biz memleketimizden böyle bahsederiz. Peki sen nerelisin? Memleketim Çilbosan Dağı'nın ortasında. Çilbosan Dağı mı? Ama o Gyeongsang Do'da değil. Gyeongsang Do mu? Biz neredeyse Bayaku'dayız. Gyeongsang Do için güneye mi gitmek zorundayız? Hayır, orada değil. Buradan bir gecelik yürüyüş mesafesinde. Sahi mi? Çocuklar, Hamyong'da Çilbosan Dağı var. Orada insanlar olağan dışı bir şeyler yer mi acaba? Yemek mi? Yiyecekler hakkında çok bilgim yok. Sanırım gidip bakmak zorundayız. Peki oralarda hiç şelale var mı? Hayır, şelale yok. Neden? Biz her yerde şelale arıyorduk. Çünkü ejderhanın haykırışı derken bir şelale sesinden bahsediliyordu. Çilbosan Dağı'nda çok fazla büyük kaya var. Bir kayadaki deliğe rüzgar girdiği zaman tuhaf bir ses çıkar. Bunun ejderha haykırışına benzediğini söylerler. Bunu biliyordum. O Yokim denilen adamı dinlememeliydik. Peki ya bulutlar ve gök gürültüsü? Muhtemelen gün doğuşundan bahsediyor. Çilbosan Dağı okyanusun kenarındadır. Ve gün doğuşunu görür. Sabah sisindeki gün doğuşu okyanusa benzer. Bilgi adam bunun dünyanın harikalarından olduğunu söylerdi. Bilgi adam mı? Terk edilmiş mezar için özel bir tören düzenlemek üzere her yıl kasabamıza gelir. Diğer bilge de onun öğrencisiydi. Beni de öyle buldu zaten.
Tuvokay usta kasabanıza geliyor mu yani? Bu doğru. Adı Tuvokay. Ben de sizinle geleceğim. Bu işte bir şeyler bana doğru görünmüyor. Sadece ne olduğunu söyleyemiyorum. O zaman hadi gidelim. Elimizde ne olduğunu görmek için oraya gitmemiz gerekiyor gibi görünüyor. İşte başlıyoruz. Ne oldu? Heyecanlı görünüyorsun. Sonunu göremiyoruz. Sonu. Babamın durumu hakkında Kraliyet Kliniğinden herhangi bir şey duydunuz mu? Maalesef çok fazla bir ilerleme de olmamış. Sanırım elimdeki tek şey Sangun Kan. Sangun Kan mı? Onu buraya koyun. Abi, seninle konuşmam gerekiyor. Konu nedir? Ben bir şeyler duydum ve... Ne? Sangun Kan mı? Bu seyahatin gündeminde başka şeyler daha var. Aklında bir şeyler mi var acaba? Bundan çok fazla anlam çıkarma. Ben bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Teşekkür ederim abi. Neyse ki ben çoktan emirlerimi verdim. Bizi işe almadan önce bilmeniz gereken 3 şey var. İlki, verilen bir emri geri alamazsınız. Biz hücre bölümünde çalışıyoruz. O yüzden bir emir verildiği zaman onu geri almak imkansızdır. İkincisi, kraliyet üyelerine dair emirleri kabul edemeyiz. Cezalandırılmaktan mı korkuyorsunuz? Politik konulara girmeyiz asla. Anlıyorum. Sonuncusu nedir? Ve ücreti şimdi alırız. Gözlerin bağlı olmasına rağmen sadece sesimi duyarak nereyi hedefleyeceğini bildiğini düşünürsek... eminim bunu da kendi başına halledebilirsin. Bu bir yarışma değil. Sadece bu işin bitmesini istiyorum. Gerçekten bitmesini. Tamam. Bu iş için en iyi adamları bulacağım. Merak etme. Hala varamadık. Daha ne kadar uzattı? Sessiz olamaz mısın biraz? Kafam şişti. Kibar ol. Ne oldu Cankur? Bu yol çok tanıdık geliyor. Ama bu imkansız. Az önce biz burada değil miydik? Evet, nasıl oluyor da bütün yollar aynı görünüyor anlamıyorum. Buradaki patikalar hiçbir yerdekine benzemez. Tam olarak nereye gittiğini bilmezsen kasabaya asla varamazsın. Yine buradayız. Sanki dağa tırmanmak yerine bir çemberin içerisinde yürüyoruz gibi. Acaba biz doğru patikada mıyız? Size göstereceğim. Bu olamaz. Çok fazla kavşak var. Sağa dön, sonra sola, sonra da düz git. Sola dön, sonra sağa. Sadece bu şekilde oraya varılır. Bence bir labirente benziyor. Doğru. Bütün ülke yabancı istilacılar tarafından saldırıya uğradığı zaman bile benim kasabama asla ulaşamadıklarını duydum. Ayrıca siz kasabayı bulmayı daha da zorlaştırıyor. Demek ki ona bu yüzden Gümüş Okyanus'un girdabı diyorlar. Bu ses de ne böyle? Bilmiyorum. Çıngırak sesine benziyor. Öyle mi? Senin kasabanda çıngırak çalarlar mı? Hayır, bunu daha önce hiç duymadım. Gerçekten mi?
O zaman yürümeye devam edelim. Yakında hava kararacak. Acele etmeliyiz. Haklısın. Korkuyorum. Endişelenme. İkisi de bizimle birlikte. Sen gerçekten bir çıngırak sesi duydun mu yani? Peki sen duymadın mı? Tamamen kafandan uyduruyorsun. Çıngırak sesini yine duydum. Çok ürpertici bir sesi var. Sola. Şimdi sağa gideceğimizi sanmıştım. Ben bilmiyordum. Doğru düşünemiyorum. Ben de. Evet, hadi bir mola verelim. Senin de kafan tuhaflaşmadı mı? Kafam mı? Neden tuhaflaşsın ki? Onun aklında gerçekten bir şey yok. Daha ne kadar var söyler misin? Oraya çoktan varmış olmalıydık. Ne dedin sen? Yani bir çemberin etrafında mı dolaşıyorduk? Öyle mi diyorsun? Gidip etrafa bir bakacağım. Herkesin aklını karıştıran bu çıngırak sesi olmalı. Haklı olabilirsin. Ben gidip etrafa bakacağım. Sen burada kal, tamam mı? Onlara göz kulak ol. Hey dur! Yine tek başına öne çıkmak istiyorsun. Bu çok tuhaf. Sanki kafamın içinde bir sis var gibi. O da ne böyle? Sen kimsin? Nereye gitti bu? Evet, atla bakalım. Uçurumdan atla. Şimdi atla. O sendin. Bu bende işe yaramaz, tamam mı? Kimsin sen? Ne yapıyorsun? Ha?
sallamayı bırak artık! Bu da ne böyle? Bunların hangisi gerçek Surojang? Tembel herif! Orada öyle durma, bana yardım et! Bunu nasıl bildin? O asla benden yardım istemez de ondan. Hayır, olamaz. Sen kimsin? Ve bunu neden yapıyorsun? Buna inanamıyorum. Olamaz, şunun yaptığına bak. Bu düşüşten sonra hayatta kalamaz. Aşağıda hiçbir şey yok. Bunu hafife alamayız. Sen diğerlerini yalnız mı bıraktın yoksa? Sen neden üzülüyorsun ha? Eğer ben olmasaydım aşağı düşen sen olacaktın Jeongomin. Anladın mı? Çok üzgünüm. Haklısın. Teşekkür ederim. Çıngırak sesi bitti. Evet. Sanırım tekrar doğru düşünmeye başladım. Ben de. Ne oldu? O yorulmuş olmalı. Ne? O zaman oraya nasıl gideceğiz? Başlangıç olarak yürümeye devam etmeliyiz. Ben seni takip edeceğim. Hava çoktan kararmış. Acele etmeliyiz. Çıngırak sesi nereden geliyormuş? Önemli bir şey değil. Bir yerlerden rüzgarla sürüklenerek geliyordur. Evet. Demek ki yakında bir yerde bir kasaba var. Öyle olmadı. Neyse, hadi acele edelim. Neden ona gerçeği söylemedin? Endişelenmelerini istemedim o kadar. Evet, haklısın. Bu seyahatte olanlar konusunda göründüğünden daha fazlası var. Size daha sonra anlatırım. Ama şimdilik çok dikkatli olun. Tamam. Evde kimse yok mu? Kimsiniz? Ormanda kaybolduk. Bu gece burada kalabilir miyiz? Bu kadar çok insan için yeterli odamız yok. Bir dertleri var gibi görünüyor. Onlara yardım etmeliyiz. O haklı. Bunlar çocuk. Biraz nazik ol lütfen. Tamam. Peki o zaman. Orada boş bir depo var. Orayı biraz temizlerim ve siz de bu gece orada kalabilirsiniz. Tamam mı? Çok teşekkür ederiz. O nasıl? Bilinci yerinde değil. Yakında uyanır ama. Merak etmeyin. Çok iyi. Düşündüğüm kadar kötü değilmiş. Hayır, samanın nemli olacağını düşünmüştüm. Bu çok tuhaf bir depo. Aç olmalısınız. Size verebileceğimiz tek şey bu. Gerek yoktu. Çok teşekkür ederiz. Ben acıkmıştım. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ne? Yavaş ol. Çok güzelmiş, gördün mü? Harika. Sen nasıl bir saray hanımı olduğunu söyleyebiliyorsun? Buraya nasıl geldiğinizi bize anlatabilir misiniz? Ormanda bir kasaba arıyorduk ve kaybolduk. Ormanda bir kasaba mı? Oraya nasıl gidebileceğimizi biliyor musunuz? Kasaba 3 yıl önce bir heyelan sebebiyle yıkıldı. Bazıları öldü ama insanların çoğu gitti.
onu aramanızın özel bir nedeni var mı? Halletmemiz gereken şeyler var. Evet, anlıyorum. Bakın, bunu kayınpederime sorabilirim. Şu an uyuyordur. Yarın sorabilirim. Teşekkür ederiz. Şimdi biraz dinlenin. Böyle bir yerin ortasında bu kadar nazik insanlarla karşılaştığımız için çok mutluyum. Evet, doğru. Ne yapıyorsun sen? Buralarda sabah çiği çok kötü olur. Samanlar onu yemeyecektir. Sizi ürküttüğüm için özür dilerim. Merak etmeyin. Ben sadece sizi biraz daha rahat ettirmeye çalışıyordum. Çok teşekkür ederiz. Bence sen paranoyaksın. O kibar bir adam Jeongmin. Üzgünüm. Nasıl hissediyorsun? Ne oldu? Bilincin yerinde değildi. Bilmiyorum. Biz neredeyiz böyle? Kasabaya geldik mi? Kasaba heyelanın altında kalmış. Heyelan mı? Sen lütfen biraz kibar olur musun? Bu onun memleketi, tamam mı? Unuttum. Ama bu imkansız. Ne diyorsun? Kasaba sık ağaçlarla çevrilidir. Bu yüzden heyelan olmasına imkan yok. Bize yalan mı söyledi yani? Bir şeyler yanlış ama. Sen neler söylüyorsun? Burada 3 yıldır yaşadıklarını söylediler. Ama bu depoda tek bir paslanmış çivi yok. Ayrıca duvarlar onları aşınmış gibi gösterecek şekilde boyanmış. Baksanıza, etrafta örümcek ağı olmaması ne kadar tuhaf değil mi? Ayrıca böyle bir yerin ortasında bu kadar büyük bir mumu nereden buldular? Hey, burada neler oluyor? Siz ne yapıyorsunuz? Hwanma'yı yok ettikleri için daha iyi olduklarını sanmıştım. Hwanma yaşlanmıştı. Bu hepinizin sonu olacak. Neler oluyor? Bu da nedir böyle? Ağzınızı örtün, nefes almamaya çalışın. Olamaz. Neler oluyor? Biz ödeyecek miyiz yoksa? Sessiz olur musun biraz? Böyle bir yerde ölemeyiz. Bu hepinizin sonu olacak. Hadi gidelim.